Merhaba arkadaşlar. Bu videoda artık mitozun son kısmını anlatacağım size. Mitoz grafiklerinden bahsedeceğim. İki tane grafiğimiz vardır mitoz bölünmede. Bunlardan bir tanesi DNA miktarı grafiği, diğeri de kromozom sayısı grafiğidir. İlk olarak DNA miktarını belirten grafiğe bakalım. Bu grafiği çizelim. Daha sonra ise kromozom sayısına bakarız. Şimdi DNA miktarı X, şöyle 2X şeklinde gösteriyorum. Genelde X olarak ifade edilir. Arkadaşlar, DNA'nın eşlenip iki katına çıktığı bir evre vardı. Neydi bu evrenin adı? İnterfaz evresi. İnterfaz evresinde DNA iki katına çıkar. O zaman X'ten interfaz ilk evre olduğu için ne yaptı? İki katına çıktı 2X'e. Daha sonra mitozun karyokinez evresinde, yani profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evrelerinde DNA miktarı sabit 2X olarak kalıyor. Daha sonra arkadaşlar, sitoplazma bölünmesiyle birlikte DNA miktarı ne oluyor? Tekrardan eski haline dönüyor. Dolayısıyla artık sitokinezle birlikte eski haline döndü. Burada evrelerin isimlerini yazalım. Karıştırmayalım. Şöyle yapalım. İki katına çıktı evre neydi? İnterfaz evresi. Sabit olarak kaldığı evreleri yazalım. Profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evresiydi arkadaşlar. Telofaz evresi. Daha sonra bir de tekrar eski haline geldiği evreye bakalım. Bu da sitokinez evresidir. Sitokinez evresinde de yine eski haline gelir. Bu neydi bizim? DNA miktarı grafiğimizdi. DNA miktarı. Grafiklerle ilgili çok soru çıkıyor. O yüzden buraları dikkatle dinleyin. Gelelim kromozom sayısı grafiğimize. Arkadaşlar, kromozom sayısı için de şöyle bir grafik çizelim. Biz çizdiğimiz hücreye ne demiştik? 2N eşittir 4 kromozomlu bir hücre demiştik. O yüzden şuraya 2N yapalım. Şimdi kromozom sayısını ben şöyle size önceki yazdığım kağıtlardan göstermek istiyorum. Hem böyle göstererek yaparsak daha iyi aklımızda kalır. Bakın, kromozom sayısını sayalım. Profaz evresinde kaç kromozom var? 4 tane. O zaman profaz evresi için, yani 2N'dir. 4 tane için nasıl çizeceğiz çizgimizi? Düz bir şekilde çizeceğiz. Farklı bir renkle yapayım, bu belli olsun. Şöyle profaz için düz çizdik. Daha sonra gelelim metafaz evresine. Yine metafaz evresinde de sayalım. Kaç tane kromozomumuz var? 1, 2, 3, 4 tane. O zaman metafaz evresi için de yine düz çizgi çizdim. Gelelim bir sonraki evremize, yani anafaz evresine. Anafaz evresinde biz ne diyorduk? Ayrılan her bir kromatite kromozom diyorduk. O zaman anafaz evresinde kaç tane kromozom var? 4'ün 2 katı, yani 8 tane. O zaman kromozom sayısı anafaz evresinde ne olacak? 2 katına çıkacak. Dolayısıyla şöyle bir 2 katına çıkarıyoruz. Gelelim telofaz evresine. Telofaz evresinde de arkadaşlar, yine bizim 4 burada, 4 de burada, toplam 8 tane kromozomumuz vardır. O zaman telofaz evresinde de 8 olarak, yani 2X'in katı olarak devam edecek. Peki sitokineze geldiğimiz zaman, sitokinezde hücreler birbirinden ayrıldığı için artık kromozom sayısı eski haline, yani 2N eşittir 4 haline düşüyor. Böyle bir grafik göreceksiniz. Mitozun grafiklerinde kromozom sayısı ile ilgili olan grafiğimiz budur. Yine bunların da evrenin isimlerini yazalım. Evreleri yazalım arkadaşlar. Şöyle bakın, interfazda değişmez. Profaz ve metafazda yine kromozom sayısı değişmez. O yüzden buraya interfaz, profaz ve metafaz yazıyorum. İki katına çıktığı evre, yani şu evremiz hangi evreydi? Anafaz evresi. Daha sonra yine sabit olarak iki katında devam ettiği evremiz telofaz evresi. Son olarak eski haline düştüğü evre ise arkadaşlar sitokinez evresidir. İşte bizim kromozom sayısı ve DNA miktarı grafiklerimiz bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi mitoz grafiklerini bitirdikten sonra artık sıradaki konumuz hücre döngüsünün kontrolüdür. Yani şunu anladık. Biz artık mitozun sonuna geldik arkadaşlar. Mitozun evrelerini, işte grafiklerini bitirdik. Gelelim hücre döngüsünün kontrolüne. Hücre döngüsü mecburen bir kontrol altında olmak zorunda. Eğer kontrol altına alınmazsa
bazı olaylar gerçekleşebiliyor. Şimdi o olaylara bakacağız. Hücre döngüsünün başlığımızı yazalım. Kontrolü. Arkadaşlar, hücre döngüsü kontrol edilirken şöyle bir olay söz konusu. 3 tane kontrol noktası vardır hücre döngüsünde. Bunlardan bir tanesi G1 kontrol noktası, diğeri G2 kontrol noktası ve M kontrol noktasıdır. Bu kontrol noktalarını şöyle daha önceden çizdiğim bir daire içerisinde gösterelim. Bakın şu evremiz neydi? Mitotik evreydi. Mitotik evre. Geriye kalan büyük dilim ise neye aitti? İnterfaza. Bu kontrol noktalarından ikisi interfazın içerisindedir. Bir tanesi ise mitotik evrenin içerisindedir. Hemen kontrol noktalarını gösterelim. G1 evresinin sonunda şurada bakın G1 kontrol noktası vardır. G1 kontrol noktası. Daha sonra arkadaşlar G2 evresinin sonuna yakın, yani hemen hemen şuralara denk geliyor. Buralarda ise G2 kontrol noktası vardır. Kontrol noktası. Mitoz evrenin içerisinde ise, yani mitotik evrenin içerisinde, bu da hemen hemen ana faza denk geliyor. Burada da M kontrol noktası vardır. M kontrol noktası. Peki bu noktalarda neler kontrol ediliyor? Arkadaşlar, G1 kontrol noktasında hücrenin yeterince büyüyüp büyümediği kontrol edilir. Eğer hücre yeterli büyüklüğe ulaşmamışsa hücreye dur deniliyor. Artık hani yeterli büyüklüğe ulaşmadığı için bölünme yoluna gidemez. O yüzden yeterince büyümesi bekleniyor. O zaman G1 kontrol noktasında neyi kontrol ediyormuş? Hücrenin yeterince büyüyüp büyümediği kontrol edilir. Kontrol edilir. Peki G2 kontrol noktasında neyi kontrol edeceğiz? Burada da G1 ile G2 arasında S noktası vardı. S evresi. Burada DNA eşleniyordu. G2 kontrol noktasına geldiğimizde DNA'nın doğru eşlenip eşlenmediği kontrol edilir. Eğer ki DNA doğru eşlenmemişse, herhangi bir hata varsa dur denilir. Git hatanı düzelt, öyle gel. Eğer doğru eşlenmişse arkadaşlar, devam et sinyali verilir ve döngü devam eder. O zaman G2 kontrol noktasına ne yazacağız? DNA'nın doğru eşlenip eşlenmediği kontrol edilir. Doğru eşlenip eşlenmediği kontrol edilir. Evet, M kontrol noktasına geldiğimizde M kontrol noktası mitotik evrenin ana faz evresine denk gelir arkadaşlar. Ana fazın sonlarına doğru denk gelir. Burada iyi iplikleri kromozomlara bağlanmış mı? Bağlandıysa doğru bağlanmış mı? Daha sonra kromatitler ayrıldığında, biliyorsunuz ana faz ayrılma evresiydi. Ayrıldıysa doğru bir şekilde ayrılmış mı? Bunlar kontrol edilir. Eğer bir hata varsa bu düzeltilir. Hata yoksa arkadaşlar döngü tamamlanır. O zaman M kontrol noktasında da neyi kontrol ediyormuşuz? İyi ipliklerinin bağlantısı ve kromatitlerin ayrılması kontrol edilir. Kontrol edilir. Evet, bütün kontroller tamamlandığı zaman bizim artık mitotik evremiz de sona eriyor ve hücre döngüsü tamamlanmış oluyor. Peki diyelim ki bir hata oldu, bir şey oldu ve hücre döngüsü kontrolden çıktı. O zaman ne olacak? Arkadaşlar şöyle bir başlık yazayım, küçük bir başlık. Diyelim ki hücre kontrolden çıkarsa. Hücre kontrolden çıkarsa, yani kontrol bozulursa ne olur? Bu sefer bizim hücre döngümüz kontrolden çıktığı için bütün hücreler, orada bulunan işte o döngünün bozulduğu hücre kontrolsüz bir şekilde çoğalmaya başlıyor. Dolayısıyla işte iki hücrenin sığacağı yere
milyonlarca hücre sığmaya başlıyor arkadaşlar ve orada bir şişlik meydana getiriyor. Bir örnekle anlatayım ben size. Mesela bizim bir deri dokumuzu düşünelim. İşte elimizin üstünde şöyle deri tabakamız. Hücreler sıkı sıkıya yan yana gelmişler. Şu şekilde bir kısmını gösterelim. Böyle bir hücreler yan yana gelmiş. Burası bizim derimizin bir bölümü olsun. Bir doku. Arkadaşlar diyelim ki burada bir tane hücre bölünecek ama bölünmesi kontrolden çıktı. Yani kontrol bozuldu. Ne oluyor? Buradaki hücre kontrolden çıkarak bu sefer sürekli bölünmeye başlıyor. Sürekli bölünür. Ve iki tane hücrenin sığacağı yere bir sürü hücre doldurmaya başlar. Bu hücre yumağına biz, bakın hücre yumağı oluşur burada. Biz bu hücre yumağına ne diyoruz? Tümör diyoruz. Tümör. Tümörü çokça duyduk değil mi? Tümör diyoruz. Arkadaşlar bu tümör bulunduğu yerde kalıyorsa, yayılmazsa iyi huylu tümör. Ama bulunduğu yerde kalmayıp diğer dokulara yayılıyorsa buna da biz kötü huylu tümör, yani bilindik adıyla kanser diyoruz. İyi huylu tümör bir kanser çeşidi değildir. Sadece bulunduğu yerde kalır. Ama kötü huylu tümör bir kanser çeşididir arkadaşlar. Ve diğer dokulara yayılır. O zaman şöyle yapalım. İkiye ayıralım. Eğer ki yayılmıyorsa, yayılmazsa ne oluyordu? İyi huylu tümör. Ama arkadaşlar yayılıyorsa, yayılırsa da kötü huylu tümör oluyordu. Kötü huylu. Kötü huylu tümöre biz ne diyorduk? Kanser diyorduk. Peki bu yayılma olayına ne diyoruz? Tümörün yayılmasına ne diyoruz? Buna da metastaz diyoruz arkadaşlar. Hemen şuraya yazayım. Tümörün yayılmasına, tümörün yayılmasına metastaz denir. Evet. Diyelim ki kötü huylu bir tümörle karşılaştık. İşte kanser dediğimiz hastalık başımıza geldi. Nasıl tedavi ediliyor? İki tedavi yöntemi vardır. Bunlardan bir tanesi kemoterapi, diğeri de radyoterapidir. Arkadaşlar kemoterapide kimyasal maddeler kullanılarak bu sürekli çoğalan hücre öldürülmeye çalışılır. Etkisiz hale getirilmeye çalışılır ama artık bizim kötü hücreyi hani yıkalım öldürelim derken iyi hücrelerimize de zarar verir. Bu yüzden işte saç dökülmesi gibi olaylar meydana geliyor. Kemoterapi bu şekilde. Bir de radyoterapi vardır. Radyoterapide ışın verilerek, o hücreye bulunan yere ışın verilerek yine öldürülmeye, yok edilmeye çalışılır. Peki tümör nasıl veya işte kanser nasıl ortaya çıkıyor? Kanserin genetik bir yatkınlığı var. Hani kısmen de olsa var ama sağlıklı bir insanın, ailesinde hiçbir şekilde kanser görülmeyen bir insanın da kansere yakalanma, kötü huylu tümöre yakalanma riski vardır. Çünkü bizim hücrelerimiz sürekli bölünme halinde, yaş ilerledikçe bölünme yavaşlıyor ama tamamen durmuyor. Dolayısıyla bu da yine kontrol bozulursa işte tümörün oluşmasına sebep olabilir, kanserin oluşmasına. İşte radyasyon olabilir, alkol olabilir, sigara olabilir arkadaşlar. Bunlar kansere sebep verebilirler. O yüzden mutlaka dikkatli olmamız gerekiyor. Kendimizi kesinlikle kontrol etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet, mitozla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.